Teksin o melhum. Kaymakam Şen'in düzenlediği 15 Temmuz Türkiye Geçilmez sergisi Kayseri Kalesi içinde açıldı. Serginin açılış törenine Kayseri Valisi Şehmuz Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri İl Jandarma Komutanı Kamil Karabörk, AK Parti Kayseri Milletvekili Emrah Karayel, Enerji ve Tabii Kaynaklar önceki Bakanı Taner Yıldız, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Falancıoğlu, Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar ve vatandaşlar katıldı. Açılış konuşmasını yapan Başkan Büyükkılıç, Kurtuluş Savaşı'nda Kayseri Lisesi'nden şehit düşen öğrencilere değindi. Nasıl ki Sakarya Meydan Muharebesi'nde Taş Mektep diye bilinen Kayseri Lisemizde son sınıf öğrencilerin tamamı şehit olup mezun veremediyse, o şuur içerisinde nasıl ki Çanakkale'de 250 bin şehit verildiyse, nasıl ki diğer mücadelelerde olduğu gibi ise halkımız, milletimiz Cumhuriyet Meydanı'na toplandı, Cumhurbaşkanı'na sahip çıktı, devletine sahip çıktı, bayrağına sahip çıktı, dinine sahip çıktı, ezanına sahip çıktı, milletine sahip çıktı, değerlerine sahip çıktı. Darbe girişimi yüce Türk milletinin sarsılmaz vatan ve millet aşkıyla böylece püskürtülmüş oldu. Her ne kadar biz Kayseri'de belki toplandığımızda çok farkındalık görmüyor idik ama Ankara'da, İstanbul'da ve diğer büyük şehirlerde hiç de öyle değildi. Malumunuz köprüler bombalanıyor, malumunuz polis özel harekat mekanları bombalanıyor, polis teşkilatlarımızın binaları bombalanıyor. En önemlisi Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalanıyordu. Bunların hiçbirisini hafızalarımıza sığdıramıyordu. Taner Yıldız 15 Temmuz'da FETÖ terör örgütünün insanların duygularıyla oynamaya çalıştığını belirtti. Darbe girişiminde bulunan FETÖ hain grubu başarılı olamadı ama insanımızla alakalı birbirine şüphe duyan, birbirinden daima şüphe eden bir yapıyı enjekte etmeye çalıştılar. İnsanlar birbirinin yanında rahat konuşamaz oldular. Kimyamızı bozmak istediler. Yani ufkumuzda olmayan bir insan tipini karşımıza koymaya çalıştılar. O yüzden yalnızca tankla, topla, uçakla yapılan bir işlem değil, aynı zamanda insanların hislerine, duygularına, duyularına hitap eden bir darbe girişimiydi bu. Vali Günaydın, hiç kimse milli iradenin üstünde değildir dedi. 15 Temmuz'u kısaca tanımlayacak olursak, milli iradenin vesayete, kahramanlığın ve cesaretin de ihanete galip geldiği gecenin adıdır 15 Temmuz. Hiç kimse milli iradenin üstünde değildir. Ve herkes şunu çok iyi bilsin ki her türlü ihanet karşısında aziz milletimiz her zaman olduğu gibi kahramanlığını, cesaretini bundan sonra da ortaya koyacaktır. Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri kurdele keserek serginin açılışını gerçekleştirdikten sonra sergiyi gezdi. Tamamen yıl içerisinde öğrencilerimize gezdiriyoruz bu yapmış olduğumuz eserlerle.